Kimi sanatçı, kimi mühendis, kimi doktor, kimi öğretmen. Meslekleri farklı ancak mücadeleleri ortak. Vatanı düze çıkartmak. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde ve sonrasında Cumhuriyeti yeşertmek için mücadele eden çok fazla kahraman vardı. Bu kahramanların kimi hiç bilinmez. Kimini ise hatırlamak, adını dillendirip hikayesine kulak kabartmak artık zor. İsteriz ki atanın yanında kalemiyle ve fikriyle vatanı kalkındıranları siz de tanıyın. İsteriz ki gençlerimiz Cumhuriyet'in unutulmaya yüz tutmuş kahramanlarını akıllarının bir köşesinde hep saklı tutsunlar. Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından İstanbul 13 Kasım 1918'de işgal edildi. Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa ordunun lağvedilmesiyle İstanbul'a geldi. 13 Kasım günü söylediği "geldikleri gibi giderler" sözü ise hafızalarda. Atatürk 6 ay mütarekede İstanbul'da kalır ve 16 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar. Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşır. Mücadele artık başlamıştır. Ancak bu sadece askeri bir mücadele, sadece Mustafa Kemal'in sürdürdüğü bir mücadele değildir. Ona bu yürüyüşünde milyonlar destek verdi. Ancak aralarında bazıları var ki unutmak zor. Yazar Tolga Aydoğan, Atatürk'ün İzindekiler kitabında bu isimlere yer verdi. Börekçizade Mehmet Efendi, hatıralardan silinmemesi gereken ilk kişilerden biri. Anadolu'da başlayan bu hareketin kasasında sadece 48 kuruş para vardır. Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, kefen parasını 1000 liraya getirerek Mustafa Kemal Paşa'ya vermiştir ve Anadolu hareketine büyük bir katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra İstanbul'da Dürizade Abdullah Efendi'nin fetvasına karşı da Ankara, diğer adıyla Anadolu fetvasını kaleme almış yaklaşık 150'den fazla din adamıyla ve kurtuluş mücadelesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa Kadir Şinas bir insan olduğu için savaşın ardından Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi'ye her Cumhuriyet Bayramı'nda o vermiş olduğu 1000 lirayı iade etmiştir. Kurtuluş Savaşı döneminde Türk Hava Kuvvetleri istenilen seviyede değildi. Binbir güçlükle havada tutulmaya çalışılan uçaklar eski ancak Türk'ün inadı azimliydi. Nafiz Kotan, yokluk içinde bir orduya o gün hayal etmesi zor bir katkıda bulundu. Nafiz Kotan'ı biz Ankara'da görüyoruz ve tüm servetini Atatürk'e bağışlıyor. Ardından gizlice İtalya'dan 4 tane uçak getirerek burada Türk ordusunun hizmetini sunuyor. Bunun dışında Atatürk'e Lincoln marka arabasını hediye ediyor. Ve bu savaşların bitiminden sonra da Mustafa Kemal Paşa bir teşekkür mahiyetinde Erzurumlu Nafiz Kotan'ı Ankara'nın inşasına görevlendiriyor ve müteahhitlik işlerinin hemen hemen hepsini ona veriyor. Nafiz Kotan, Ankara'nın inşasında, modern binaların yapımında büyük rol oynadı. Ankara Kız Lisesi, Ankara Palas, Emlak Bank Binası, Etnografya Müzesi, Harbiye Mektebi, İş Bankası Binası ve daha sayamayacağımız onlarca yapıya hayat verdi. Eskilerin bir sözü vardır, devlet evlatlarına biraz gaddardır. Belki bu sözdendir bilinmez. Nafiz Kotan, Atatürk'ün vefatından sonra unutulur, devletten iş alamaz, borçlarını ödeyemez. En son Erzurum'da bir otel odasında vefat eder. Mezarı ise bugün kaybolmuştur. Cumhuriyet karacıları kadar havacılarına da çok şey borçlu. Necdet Eraslan'sa dikkat çeken bir hikayenin kahramanı. 1926 yılında Necdet Eraslan Fransa'ya tahsile gönderiliyor. Orada uçak mühendisliği eğitim alıyor. Ardından buraya döndükten sonra bildiğiniz üzere uçak fabrikaları açılıyor. Kayseri ve Eskişehir'de çalışıyor. Ve 1937 yılına geldiğimizde de Mustafa Kemal Paşa Necdet Eraslan'a önemli bir görev veriyor. Enver Paşa'nın oğlu Ali Bey ile birlikte, Ali Enver Bey ile birlikte Amerika'ya gidecek. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin istediği savaş uçaklarını alacak ve teslimatını aldıktan sonra Türkiye'ye getirecek. Şimdi burada önemli bir durum var. 1937 yılında Amerika'ya gittiği zaman orada roket eğitimi alıyor aynı zamanda Necdet Eraslan. Köylerde
Elektrike ihtiyacını gidermek için su türbinleri yapıyor. Bunun yanı sıra bir dizel motor, kompresörlü dizel motor üzerinde çalışıyor ve bildiğim kadarıyla da bu Türkiye'de ilk denenenlerden ve olanlardan. Ankara'daki ilk rüzgar tünelini inşasında görev yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Yeni neslin Cumhuriyeti yükseltmesini ister. Bu nedenle çocuklar ve gençler Gazi için çok önemlidir. Çocukları da Umay'a emanet eder. Peki kimdir bu Mehmet Fuat Umay? 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa tarafından Amerika'ya gönderiliyor. Orada kurmuş olduğu bu Himaye Etfal Cemiyeti için para topluyor. Anafartalar Caddesi üzerinde Çocuk Sarayı diye de bildiğimiz Himaye Etfal Cemiyeti'nin binasını yapılmasını sağlar. Umay soyadı Kazakçadır ve çocukları koruyan ruh manasına gelir ve soyadı kanun çıktığı zaman da Mustafa Kemal Atatürk bu soyadı Mehmet Fuat Umay'a vermiştir. Harika Çocuk Yasası'nın çıkmasını sağlamıştır 1948'de. Bu yasanın çıkmasıyla da bugün hepimizin bildiği dünyaca ünlü İdil Biret, Sunakan, Fazıl Say gibi isimler aslında bu yasanın gereği işte yurt dışına giden bu talebelerin okuması, etmesi ve ardından da dünyaca ünlü isimlere dönüşmesini sağlamıştır. Cumhuriyet biraz da toprak demek. Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözü sözde kalmamış, Cumhuriyet ziraat mühendisleriyle kalkınmıştır. Hadiye Tuncer hatırlamamız gereken isimlerden bir diğeri. Hadiye Tuncer Türk ziraatı için önemli çalışmalar yapıyor. Evvela şunu söylemek gerekiyor. Osmanlı dönemindeki birçok kaynağı günümüz Türkçesine çevirdiği için onun çevirmiş olduğu kaynaklar çok ciddi anlamda yeni neslin işine yarıyor. Hadiye Tuncer ziraatla ilgili yapmış olduğu bu çalışmalar hala günümüzde de büyük bir saygınlıkla hatırlanmaktadır. Peki ya gemiler? Kurtuluş sonrası Türkiye'de hayat zor. Binbir emekle yetiştirilen bilim insanlarının çalışma çabası da öyle. Ancak biri var ki o azmiyle başaranlardan. Atan Utku Bahriye Mektebi'nin inşaatı Bahriye bölümünden 1923 yılında mezun oluyor. Daha sonra 1933 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Zekai Apaydın'a bir mektup gönderiyor. Ve bu mektupta ben gemi yapmak istiyorum ancak bana gemi yaptırmıyorlar diyor. Önü açılıyor ve kendisi ilk Türk gemisi Gölcük Yağ Gemisi'ni inşa ediyor. Ve ardından Atak isimli bir mayın gemisi yapıyor. Kurtuluş Savaşı zordu. Binlerce can toprağa teslim oldu. Bu vatanı yaşatmak için. Ancak sonrası da kolay değildi. Daha yeni yeni emeklemeye başlayan Cumhuriyeti büyütmek, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yeni yetişen ve biraz önce hikayelerini dinlediğiniz gençlere emanet edilmişti. Kendilerine duyulan güveni boşa çıkartmadılar. Ancak adlarını saymamız gereken daha pek çok isim var. Sabiha Bengütaş, Kara Salih Çavuş, Abdülfeyyaz Tevfik Yergök, Ekrem Akurgal, Nihat Dicle, Halil Nuri Yurdakul, Sedat Alp ve daha niceleri. Bilmenizi isteriz, unutulmadınız.